Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kalk bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Geziyoruz. Şu an yeni açılan Soğuk Çeşme restorandayız. İsmi bile o kadar güzel ki dışarıda müthiş bir sıcak var. İsmini görünce içeri dalasın geliyor. Biz de öyle yaptık. Geldik, hakikaten çok nezih, çok güzel bir mekan. Sahibi Rıdvan Bey ile konuşacağız. Çünkü farklı bir konsept var. Onu öğrenelim. Bu pandemi döneminde de büyük bir cesaret. Rıdvan Bey'e bir soralım biz. Rıdvan Bey merhaba, hayırlı olsun diyorum. Sağ olun Sevgi Hanım, teşekkür ederim. Çok farklı, güzel bir konsept. Bir tanıtır mısınız bize? Şimdi bizim markamızı ilk önce size tanıtmamız lazım. Marka olarak biz Bingöl menşeli bir markayız. 1965'ten beri bu hizmeti, yani dedemizden beri yapmaktayız. Evet. Sizin işiniz bizim, et mi? Bizim işimiz et. Yani et denildi mi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da, yani markamız ve Soğuk Çeşme kavurması olarak bilinir. Hayvanları olsun, oradaki çevredeki, doğadaki bütün... Soğuk Çeşme Bingöl'den mi geliyor? Bingöl'den geliyor, evet. Bingöl'den geliyor. Bingöl'de kendi üretimimizle beraber, paketleme işiyle beraber buraya İstanbul'a taşıdık markamızı. Restoran hizmeti yapıyoruz. Restoranlarımızın 3 tanesi Bingöl merkezde. İlk kurulan şubemiz, yani resmi kayıtlarda 1965'te dedemiz tarafından kuruldu. Ondan sonra biz Bingöl merkezde bir şubemizi ve Ilıcalar'da bir şubemizi açtık. Ondan sonra tabii ki markayı bilen çevredeki bütün sevenlerimiz, markanın sevenleri, takipçilerinden aldığımız yoğun istekten dolayı İstanbul tarafına gelmeyi düşündük. Yani İstanbul'da da ben çoğu yerde et yemeye gittim. Bunu başarılı yapan sayılı restoran var İstanbul'da. Emin olun ki bu da İstanbul'da o sayılı restoranlar arasına gireceğini... Zaten biraz önce Zeki Temel diyor ki bana, burada bir et yiyeceksin, bak gör diyor. Aynen. Demek ki ben Soğuk Çeşme'yi, ismini çok farklı düşünmüştüm ama Bingöl'de bir yer burası. Evet, Bingöl'de Soğuk Çeşme köyünde. Çobantaşı köyüne bağlı Soğuk Çeşme mevkiinde. Eski, yani size nasıl tarif edeyim, bir kamyoncu durağı düşünün. Evet. Eskiden oradan doğuyor markamız. Biz orada büyük emeklerle, karda, kışta hiçbir şekilde... Yani vazgeçmedik işimizden, hizmetimizi devam ettirdik. Ama şey derler ya zaten, kamyoncular nerede yemek yiyorsa orada yemek yiyin derler. Yani onlar ağzın tadını iyi bilirler. Biz hayırlı olsun diyoruz size. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hakikaten güzel, nezih bir yer. Biliyorsunuz bu pandemi döneminde en önemli şey hijyendir. Hepsine dikkat ediyoruz, hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Ondan sonra HES kodu olmadan içeriye girişlerimiz olmuyor. Personelimiz olsun. Herkes böyle sıklıkla bir 10 dakikada bir, 20 dakikada bir bütün temizlik ihtiyaçlarını gideriyorlar. Masalarımız dezenfekte ediliyor. Yani işletmemizde bu kurallara uyuyoruz. Şu anda hani mikrofondan dolayı maske takamıyoruz. Ona hepimiz dikkat ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ben şunu gördüm. Galiba Maltepe'nin bir eksiğiydi bu. Evet. Tamamlandı. Sahil tarafında evet. Yani inşallah burada başarılı olacağız. Bir de ben size ürünlerimizden sucuk ve kavurmamızı tanıtayım. Biz kavurma paketleme işine 2002 yılında başladık. Bu soğuk kavurmamızı biz Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yani Avrupa'dan da isteyenler oluyor, özel alıp götürüyorlar. Kargo hizmetiniz de var. Evet, yağıyla, etiyle, her şeyle kendi üretimimiz. Özel başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Tamamen yediğinizde... Etin kendi lezzetini alıyorsunuz. İçerisinde hiçbir gıda, kimyasal bir şey yok. Evet. Sucuklar? Sucuklar da tamamen ısıl işlemden geçmiş kendi sucuklarımız. Kendi özel dana etimizden yapıyoruz. Bunlar da Bingöl'den üretilip buraya sevk ediliyor. Biz buradan da müşterilerimize, misafirlerimize takdim ediyoruz. Hadi hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ayrınıza sağ olun. Muvaffak etsin diyelim. Çok güzel bir nezih bir yerdeyiz şu an. Rıdvan Bey'le sohbet ettik. Biz daha buradayız. Gitmiyoruz. Etin tadına da bakacağız. Mutlaka. Şu anda size burada sunacağız onu. Sağ olun. Hayırlı olsun diyorum. Afiyet olsun. Şimdiden saygılar diliyorum.